Çaykeş Belediyesi, yapımının bir yıl sürdüğü Yara Olimpik Havuzun açılışını gerçekleştirdi. Çerkeş Belediyesi bünyesinde yapılan Yarı Olimpik Havuzun açılışı bugün itibariyle gerçekleştiriliyor. Bu havuzun özelliği ise Çankırı ilçelerindeki ilk ve tek Yarı Olimpik Havuz olması. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ve AK Parti Grup Başkan Vekili, Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleştirilen açılışta folklor ekibi tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Açılışı yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun Çerkeş için bir hayal olduğunu belirten Sopacı, yapılan hizmetlerin zor ve pahalı hizmetler olduğunu belirtti. Havuzun umudu çocuklar, hepiniz Çerkeş Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hatice kardeşimiz söyledi, yüzme havuzumuz Çerkeş'te hayaldi. Hep 2014'te seçime girdiğimizde vatandaşlarımız şunu söylemişti. Bartın'dan deniz mi getireceksin? Biz de şunu demiştik. Bartın'dan belki deniz getiremeyiz ama çocuklarımız, geleceğimiz, gençlerimiz için yarı olimpik kapalı bir yüzme havuzunu sizlere yaparız demiştik. Evet. Bugün sağ olun. Bugün Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzu açıyoruz. Tabii bunlar kolay hizmetler değil, pahalı hizmetler. Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun bize maliyeti 26 milyon lira. Ama bugün ihaleye çıksak yapsak bu yüzme havuzunu 50 milyon liradan aşağı yapamazsınız. Nereden nereye geldiğimizin küçük bir anekdotu. Biliyorsunuz 2014'te ilk belediye başkanı olduğumuzda altyapıda, üst yapıda, Çerkeş'te hemen hemen hiçbir şey yoktu. Ama bugün yer altında altyapını tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Doğalgaz, kanalizasyon, su, yer altına döşediğimiz elektrik telleri vesaire. Yağmur hatlarıyla ilçemizde yeraltı sorunlarını tamamen bitirdik. Sonrasında tabii yollarımız, kaldırımlarımızı yaptık. Ve daha sonra da yer üstünde Çerkeş'in, çocuklarımızın, gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin, tüm Çerkeşlerin ihtiyacı olan, yapmamız gereken tüm projeleri elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Her şey hayaldi. Bugün bir uluslararası projemiz. Yıllarca ben çocukluğumdan beri yapmak istediğimiz projelerdi. Allah bize nasip etti, yaptık. Bugün açılışını yapacağız. İnşallah yeraltı biliyorsunuz bir şehir meydanımız yapıldı. Altına bir yeraltı otoparkı yaptık. Sizlere yakışır. Belki 100 yıl, 150 yıl çocuklarımızın, torunlarımızın rahatlıkla kullanacağı 240 kişilik konferans salonu içinde olduğu harika bir belediye binasını sizlere kazandırdık. Bunların tabii itfaiye binası ve bu hafta çarşamba günü açacağımız ürün ve sebze pazarımızı bunlar içine dahil edebiliriz. TOKİ projeleri, çarşıdaki kentsel dönüşüm projelerini dahil edebiliriz. Bunlar hepsi hayaldi ama bugün gerçekleştirdik. Turizm konusunda görüyorsunuz birçok konağımızı ilçemize kazandırdık, ülkemize kazandırdık. Ve bugün bir kooperatif kurduk. Bizim kendi ürünlerimizi, coğrafi işaretli 8 tane aldığımız coğrafi işaretli ürünlerimizi burada vatandaşlarımız alabilecek ve tadabilecek. Bunlar bir zamanlar hepimizin hayal ettiği şeylerdi. Yüzme havuzumuz yaz ve kış kullanışlı, ısıtmalı. Hem havuz ısıtmalı hem ortam ısıtmalı. Çocuklarımız yaz ve kış burada spor yapabilecekler. Buradan inşallah Çerkeş'ten bölgesel, ulusal, belki de olimpik yüzme şampiyonları çıkacak. Çıkacak mı? Buna hazır mıyız? Çocuklar hazır mıyız? Siz bir tanesiniz. 25 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde, 1.40 metre yüksekliğindeki havuzuyla
Çerkeş'imize yakışır. Yarı olimpik Çerkeş Belediyesi yüzme havuzu hayırlı uğurlu olsun. Spor yapacaksınız. Artık kötü alışkanlıklardan bizim neslimiz uzak duracak. Çünkü biliyoruz ki kültürel ve sportif faaliyetleri artırdığımız zaman ilçemizde çocuklarımız, gençlerimiz böyle sporla hasır neşir olacaklar ve sportif faaliyetlerde başarılı olacaklar. Bunu tekrar seçildiğimizde önümüzdeki 5 yıl çocuklarımıza, gençlerimize söz veriyorum. Kültürel anlamda, sportif anlamında onlara her türlü desteği vereceğiz. Bildiğiniz gibi kültür merkezimizi açtık. 1 yıldır kullanıyoruz. Bunlar Çankırı'da bölgede olmayan kültür merkezini sizlerin kullanımına verdik. Geçen Aşık Veysel ile ilgili bir tiyatro gösterisi sunuldu. Tiyatro gösterisinde ben yoktum, İstanbul'daydım ama baş aktörün söylediği sözü şurada hatırlatmak istiyorum. Ben Kastamonu'dan geliyorum ekibimle beraber. Kastamonu'da sahne alacaktık. Sahne olmadığı için yeterli bu gösteriyi yapmamayı düşündük. Ama gösteriye gelen vatandaşlarımız kırılmasın diye zor şartlarda bu gösteriyi sunduk demişti. Ama Çerkeş'e geldik. Hayal edemediğimiz harika bir tiyatro salonunda gösteri yapıyoruz. Allah yapanlardan razı olsun demişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bakanlarımıza özellikle Çerkeş inşallah önümüzdeki 5 yıl boyunca Çerkeş imar ve ihya edecek olan grup başkan vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu dahil ilçemizi tekrar hayal edemediğimiz çok güzel şeylere tanıştırmayı düşünüyoruz. Sevgili gençler, sevgili çocuklar, havuzumuzu açıyoruz. Diyoruz ki ilçemizde, bölgemizde yüzme bilmeyen kalmasın. Bu havuzun biliyorsunuz Hasan Sopacı'yı tanıyorsunuz. Zor şartlarda belediye aldığımızda belediyenin borçlarını biliyorsunuz. 8 ay ödenmeyen maaşları biliyorsunuz. 3 torba kömür alamayan bir belediyeyi biliyorsunuz. Ama bir cesaretli, her zaman söylediği gibi at binenin kılıç kuşananın dediği Hasan Sopacı yine cesaretle biz olmayan bir şeyi, çocuklarımızın istediği, her zaman okullarda bizden istediği yüzme havuzunu yaparız dedik. Bunun ciddi bir mücadelesini verdik. Cesaret edemediğimiz zamanlar oldu. Çünkü takdir edersiniz ki bizim bütçemizi, belediye bütçemizi, ama cesaret ettik. Grup başkan vekilimiz dedi ki başkanım ben yardımcı olacağım. Sen dedi at temelini, biz bu inşaatı bitireceğiz inşallah dedi. Ve bugün çocuklarımızın, gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin hayali olan yüzme havuzunu açıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde kullanmayı hepimize nasip etsin diyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tamam, çocuklar diyor ki başkanım diyorlar, jimnastik istiyoruz. Ama biz mahallelerde basket, voleybol, handbol sahası istemiyoruz demiyorlar. İstiyoruz. Neden? 6 mahallemize bunu yaptık. Kapalı spor salonu yaptık. Gençlik merkezini yaptık. 33 tane çocuklarım için park yaptık. Her zaman dediğim gibi benim çocuklarım burada salıncağa binemediler. Kaydırakta inemediler. Parklarda oynayamadılar. Futbol maçı yaparlarken kale direklerini taşlarla yapıp tarlalarda oynadılar. Benim çocuklarım bunlar. 15 sene önceden bahsediyorum. Ama bugün gelinen noktada iktidarımızın gücü, bizlerin çalışkanlığıyla, sizlerin destekleri, Pirisani Hazretleri'nin duası, halkımızın duasıyla bunların hepsini gerçekleştirdik. Allah hepimizden razı olsun. Sevgili yavrularımız, her birerlerinizi gözlerinizden öpüyorum. Bugün sizlerin mutlu günü. Allah'ın izniyle değerli belediye başkanımızın yapmış olduğu güzel bir hizmeti hep beraber biraz sonra kurdelasını kesmek suretiyle hizmete alacağız. Ve inşallah burada zeki, çevik, ahlaklı sporcularımızın yetişeceği, sağlam, zinde vücutlarla, güzel gönüllerle Çerkeş'imizi, Çankırı'mızı inşallah birçok müsabakada temsil edebilecek
güzel sporcularında yetişebileceği bir imkanı sunmuş olacağız. Açış konuşmaları ve yapılan duanın ardından kurban kesimi gerçekleştirildi. Bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Başkanım, öncelikle ilçemize ve sizlere hayırlı olsun diyoruz. Kısaca görüşlerinizi almak istiyoruz. Evet, Çerkeş'in ve ilçemizin, çocuklarımızın, gençlerimizin hayaliydi bir yüzme havuzu. Çocuklar küçükken derelerde yüzüyorlardı. Biz öyle öğrenmiştik yüzmeyi. Ama şu an derelerde çocuklarımız yüzme öğrenemediği için çocuklarımızın büyük bir kısmı yüzmeden mahrumdu. Biz bu eksikliği gördüğümüz için bir havuz yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ve geleceğimizin teminatı, bizim canlarımız, her şeyimiz, çocuklarımız için ne yapsak azdır dedik. Ve bu gördüğünüz yarı olimpik yüzme havuzunu, Çankırı'nın bir ilkini gerçekleştirmiş olduk. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Ve inşallah çocuklarımız burada bölgesel, ulusal ve belki olimpiyatlarda belki dereceler elde edecekler. Yüzme öğrenecekler ve bu sporu da profesyonel anlamda da yapacaklar. Çünkü onlara antrenmanlar falan, antrenörler de hazırlayacağız. İnşallah ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olması temenni ediyorum. Eksiklikte giderdik. Birçok konuda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün 6 tane açılış yapacağız. Bu ilkiydi. Çarşamba akşama kadar 6 açılış tamamlayacağız. İlçemize ve tüm Çankırı'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve herkese mübarek Ramazan ayındayız. Ramazan-ı Şerif'in hayırlı mübarek olmasını, sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmemizi, Kadir gecemize ve Ramazan bayramımıza sağlık, sıhhat içerisinde ulaşmamızı temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Halka açık olacak ama ilk başlarda çocuklarımız faydalanacak. Yani personel eksiği tamamlanana kadar çocuklarla başlayacağız. Daha sonrası için personel tamamlandıktan sonra bütün halka hitap edeceğiz. Ben 60 yaşına yakın merdiven dayadım artık. Biz böyle bir yüzme havuzu görmedik. Altta bir uzun çay vardı. Çayda yüzmeyi öğrenmiştik. Çoğumuz yüzme bilmiyor. Ama şu anda Allah razı olsun, mesela bizim torunlarımız, çocuklarımız yüzme öğrenecek. Çok güzel bir şey. Yapanlar da, emeğe geçenlerden Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Yani çocuklarım için, gelecekleri için, yüzmeleri için, yani öğrenim için çok katkıda bulunacak bize ve çocuklarımıza. Biz bu havuz için çok teşekkür ediyoruz. Sizler ne hissediyorsunuz bakalım çocuklar? Mutlu musunuz? Evet. Biliyor musunuz yüzmeyi? Burada öğrenmek istiyor musunuz peki? Havuzu yani biz beklemiyorduk aslında. Başkanımıza teşekkür ederiz. Çok iyi hissediyoruz yani. Ve mutluyuz. Çocuklar, sevgili gençler, hayırlı olsun.